Öncelikle bu arenadaki en büyük hedefimiz gruplara kalmak. Buraya gelirken de iki tane hem göze hoş gelen hem de skoru alabildiğimiz güzel maç oynadık. Yarın da buradan güzel bir galibiyet, iyi bir futbol oynayıp ikinci maç için bir avantaj yakalayıp öyle Konya'ya dönmek istiyoruz. Bizim kendi ligimiz başlamadı ama planlı programı sonuçta kamp döneminde ona göre ayarladı hocalarımız. Ne çok hazır olmak istiyorduk ne de bir sorun, bir sıkıntı yaşamak istemiyorduk. Sonuçta rakiplerimiz liglerini açmış ve bizden neredeyse yaklaşık onun üstünde maç oynamış bir şekilde gelecekti. Ama iyi çalıştık, güzel bir kamp dönemi geçirdik ve çıktığımız o iki maçta da 10 kişi kalmamıza rağmen bir sıkıntı yaşamadık. Yarın da rakip belki bizden daha fazla maç oynamış olabilir ama bunun için planlı, programlı bir şekilde buraya geldik. Yarın da sıkıntı, sorun yaşamayacağımızı ümit ediyorum. Bu arada aslında büyük resme baktığımız zaman tek hedefimiz gruplara kalmak. Ama onun için de mecbur önce yarınki maçtan iyi bir skorla dönüp bu turu geçmek. Sonra Rapid Viyana, Neftçi Bakü dediğiniz gibi orayı şu an düşünmüyoruz. Maç maç gidiyoruz. Bu turu eleyip sonra lig başlıyor. Pazartesi Ankaragücü maçı oynayacağız. Ondan sonra rakibimiz kim olursa onun için de planı programı hocalarımız yapar. Elimizden gelen gayret özveriyi göstereceğiz inşallah. Sonuçta kadro planlamasını yaparken kulüpler bunları göze alıyor. Yani Konyaspor'da bu sezon bu yapılanmayı, bu planı, bu programı yapıp ona göre takviyeler yaptı. Yani evet sıkışık maç takvimi olacak, seyahatler, yolculuklar. Ama o gün kime görev veriliyorsa, hocamız kimi uygun görüyorsa en iyi şekilde mücadele edeceğinden takım haline hiçbir şüphemiz yok.